Açık Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 2018 yılında Garp Zedeler başlığı altında sunduğum semineri yüz ayında Nasyon Zedelerle devam ettirdik. Garp Zedeler bir ortak başlıktı, temel tercih. İdeolojik anlamda milliyetçi ya da komünist eğilimler içerisinde bulunmayan ama ülkenin Batı'nın kazandığı gelişmişlik düzeyini kazanabilmesi için Batı değerleriyle dönüşmesine inanan bir kitlenin, genç Osmanlıların daha sonra İttihat Terakki Partisi olarak sembolize edilen kadronun önderliğinde bir dizi şahısı konuştuklarımız. Nasyon dediler, Garp dediler değil mi? Öyle. Aynı zamanda komünist ve sosyalist çevredeki aydınlar için de hakeza geçerli. Lakin onlar hazır olan Batı'ya değil, Batı'dan edindikleri bir fikir ve düşünceyle yine Batı kökenli olan ideolojiye eklemlenerek ayrıştılar. Nasıl bir Fransızlık varsa, bir Almanlık varsa, İngilizlik varsa öyleyse biz de Batı içinde Batılı olacağız ama Türk olarak Batılı olacağız dediler. Dolayısıyla İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın, Batı'nın dört büyük milliyet, nasyon temelli oluşumuna Türklerin tarihi kaderinde eklemleme ve yarış sürdürme. Tabii bunun da kendi içerisinde bir Turancı ayağı vardı. Sovyetler ve Çin içlerine uzanan Türk dünyasını bir bütün olarak düşünen nasyon düşüncesi. Bir ay kadar önce, sonunda 31 Aralık'ta vermiş olduğum seminerdesinde bu nasyon zedeliği konu etmiştim. Bugün başlamış olduğumuz seminer dizisinde ise Batı'nın hazır olan noktasına değil, ileride alacağını düşündükleri çehreye vurulmuş olan bir kadrodan bahsediyoruz. Liberalizm dönemi, kapitalizm dönemi Batı'da aşılacaktır. Batı dahil tüm insanlık sosyalizm, komünal bir periyotta, bir ütopyada son bulacaktır. Osmanlı'nın da dönüşeceği yer Batı'nın bugünü değil, sanayileşmenin doğuracağı işçi sınıfının diktatöryasında komünal dönem olmalıdır. Bu düşüncenin partisi 1921 yılında Bakü'de, Azerbaycan'da kuruldu ve ilk başkanı da bugün biyografisinde gözden geçireceğimiz Mustafa Supi, Mehmet Mustafa Supi oldu. Doğuş ölüm tarihlerine baktığınızda 83 ve 21 arasını görüyorsunuz ki 40 yaşına dahi varmamış bir isim demektir bu. 83 doğumlu nice insan 1950'lere, 60'lara, 70'lere, 80'lere kadar yaşayanları oldu bu ülkede. Mustafa Kemal 38'de öldü. Onun neredeyse yaşadı diyebileceğimiz bir isim. Mustafa Supi'nin komünistliği bu ideolojiyle önderlik yapacak kadar özdeşleşmiş olan kimliği aslında bu 40 yılın da uzun bir kesitine yayılmıyor. Hayatının son yılları Mustafa Supi için komünizm var. Bu dramatik hikaye nasıl dönüştü? Onu da konu edineceğiz. Tabii Mustafa Supi ile Türkiye komünizmi başlamış değil, o dönemde bir isim bu. Komünist Parti başında ondan başka isimler de olabilirdi. Akışta bunları da paylaşacağız ve göreceğiz. Türkiye Komünist Partisi bugün legal bir parti Türkiye'de. Özal döneminde başlayan bir dizi reform süreci sonunda Komünist Partisi'nin de artık Sovyetlerin de fes olmasından sonra ülke için bir tehlike olma özgürlüğünü yitirdiği için serbestliğe kavuştu. Bir süre sonra Komünist Parti kendi içerisinde legalite elde ettikten sonra anlaşmazlığa düşerek iki ayrı partiye bölündü. İsim hakkı üzerinde bir dizi kavga ettiler. Bunlar daha sonra göreceğimiz yakın dönem biyografilerde karşımıza çıkacaktır. Evet, genel başlığıyla bu şekilde bir girizi yapalım. Sonra biyografinin akışına yer yer müdahale ederek konuşalım. Türkiye Komünist Partisi İlk Merkez Komitesi Başkanı Ansiklopedi kısaca şahsiyetini bu cümleyle özetliyor. Komünist düşüncede Komünist Parti önemli bir kavramdır.
İşçi sınıfının diktatoryası. Diktatorya egemenlik demek. Yani bugün diktatör dediğinizde olumsuz bir mana taşıyor. Yönetici demektir. Direksiyon kelimesi yönetim demektir. Direkte eden müdür demektir. Dolayısıyla burjuva sınıfının yönetimi egemenliği değil, işçi sınıfının kendi kendini idare etmesi manasına geliyor. İşçi sınıfı dediklerinde aslında demos, halk kastedilmiş oluyor. Çünkü sermaye sahipleri bir ülkenin yüzdesine girmeyecek, bindesine, on bindesine girmeyecek kadar bir azı ifade eder. Kentleşen dünyada halk kitleleri işçilerden müteşekkildir. 1800'lü yılların Avrupa'sını söz konusu ediyoruz. Dolayısıyla demosun iktidarı demek ve işçisinin iktidarı demek aynı kapıya çıkıyor. Tabii Avrupa'da feodalite gerilediği için kentleşme ön plana çıktığından köy biraz arka planda kalmış. Ama sanayileşmemiş Doğu ülkelerinde işçi sınıfından daha çok halkı köylülük temsil ettiği için burada kurulan partilerde işçi sınıfı partilerinden daha ziyade köylü partileri bu niteleme ön plana çıkmıştır. Köylü köylü kalsın için değil, dünyanın gidişatı geriye çevrilemeyeceği için, feodal toplumlar da kapitalistleşecekler için köylünün de ileride alacağı çevre, çocukları, torunları işçi olacaklardır. Dolayısıyla köylü parti bir süre sonra ortadan kalkacak, işçi partisine yerini devredecek. Ama şu anda işçi yok, çoğunluğu köylü oluşturuyor düşüncesiyle köylü partisi ve köylüden bahsedilmiştir. Yani burada köylülük ve işçilik olumlanan ve kutsanan bir şey değildir. Demos çokluk manası ifade etmektedir. Aslında bütün ülke işçi olmalıdır, çalışmalıdır ve çalıştığı kadar da bundan yararlanmalıdır diyor. Lakin işçilerin kendi sınıf bilincini, bu bahsedilmiş olan müstakbel geleceğe yatırım yapacak bir motivasyona sahip olmadıklarını gözlemliyor komünist ideoloji. Öyleyse işçi sınıfından çıkmamış olmakla beraber onların menfaatlerini onları adına yürütecek olan bir önce aydın kesime ihtiyaç var deniyor. Ve işçi partilerinin kurucuları çoklukla işçiler olmuyor. Nihayetinde okumuş kitleler oluyorlar. Onlar adına işçilik oynamış oluyorlar. Komünist Parti, Öncü Parti. Bu anlamda komünist hareket açısından olmazsa olmazlık ifade eder. Kapitalist bir hayatın egemen olduğu ülkelerde ve kentlerde eğer bu sınıfın sözcüğüyle olacak olan bir işçi partisi ortaya çıkmamışsa diyalektik gelişmeyecektir ve çatışma evrilmeyecektir. Dolayısıyla bir öncü rol oynamış oluyorlar. Tabii işçi partisi bütün işçilere, Sovyetler, şuralar şeklinde yayılan tabana kadar giden bir meşruiyeti temel alıyor. Ama hepsinin tepesinde de iktidar da nasıl yürütme makamını yönetim, hükümet temsil ediyorsa onun paraleli olan bir yönetim kadrosu, İşçi Partisi kendi içerisinden çıkartıyor Komünist Parti. Ona da Merkez Komite deniliyor. Merkez Komite de iktidarda olmayan muhalefet partisinin icra organına karşılık gelmiş oluyor. Merkez Komitesi Başkanı da bölge başbakanı olmuş oluyor diyebiliriz. Böyle bir çeviri yapabiliriz. Mustafa Supi buraya yerleştirilecek. Ne zaman? Ölmeden birkaç sene önce. Amsoğlu bir aile. Bakarsanız dede sülalesi Basat Anadolu çocukları. Mevlevizade Saadetli Ali Rıza adında bir babaya sahip, baba Cumhuriyet dönemine ermiş, soyadı da var. Birçok ilde Osmanlı'da valilik yapmış. Demek ki eğitimli. Osmanlı'nın Tanzimat'tan beri yürütmekte olduğu süreçteki, Meşrutiyet'teki vesaire Batı eğitimini alan. Yani ailenin ilk okuyan çocuğu değil. Samsun Sancağı Belediye Reisi Hüseyin Hilmi. Bu da anne tarafından soyu bağlandığı adam. Demek anne tarafından da eğitim bir aileden geliyor Mustafa Sopi. 4 Ağustos 82. Trabzon, yani Samsun deniyor ama vilayet olarak Trabzon daha büyük bir merkezmiş, oraya bağlı. Size ilk izlettiğim, hazırladığım klip videoda Marx'ın bizdeki iz düşümü nedir onu anlamaya çalışan bir 10 dakikalık video paylaşmıştım. Onun ölüm tarihi 5 Mayıs 83, Mustafa Sibi'nin de doğum tarihi. Demek ki Marx'ın ilk olarak Osmanlı hikayesini yaptığımız Komünist Parti'nin kurucusu kişi dünyaya geldiğinde Marx bu dünyadan gidivermişti. 1985'te İştirak Yığını adında bir Osmanlı'nın İzmir
menşeli bir aydının doğumuna tanıklık ediyoruz. Onun da ya önümüzdeki hafta ya ondan sonraki hafta biyografisini sizlerle paylaşacağım. O da iştirakçı ilmi. Osmanlı'da sosyalizm için kullanılıyordu iştirakçı ilmin kelimesi. Sosyalist ilmi olarak da anılır. Bu adla Osmanlı'da bir parti kurdu. Yani zaman zaman bugüne kadar da taşan bir şekilde sosyalizm nedir, komünizm nedir, niye iki ayrı partidir, bu tür ihtilafları falan da konuşmamıza zemin de oluşturabilir. Mustafa Sipi'yi Komünist Parti'nin ilk başkanı olarak anıyoruz. İştirak değil mi ise Osmanlı Sosyalist Partisi'nin ilk başkanı olarak anıyoruz. Bugün biyografi akışında da göreceğiniz üzere İştirak ilmiyle Mustafa Sipi'nin biyografisi kesişmiyor. Herhangi bir yerde beraber yazdıkları bir gazete, uğradıkları yer, yurt falan karşınıza çıkmıyor. İştirak ilminin solculuğu Mustafa Sipi'den daha kavi ve önce. Supi'nin çok daha sonralara yönelmiş ama kısa sürede büyük merhaleler kat etmiş oluyor diyelim. 83'ler Aklamid'in Osmanlısı demektir. 1876'da doğduğuna göre 7 yaşındayken. 1908 tarihi Mustafa Supi'nin Paris'ten döndüğü tarih. Yani Abdülhamid'in meşrutiyet ilanı bir sene sonra devrilmiş olduğu dönem. Dolayısıyla erken dönemde Batı cılar ve nasyonalistleri konu ederken gündeme getirdiğimiz Batı'ya eğitim için dönen ve Abdülhamid karşı olarak dönen iddiatçılar kuşağı bu kategoriye giremeyecek kadar geç doğumlu. Mustafa Supi'nin komünistliği öncesinde bir Türkçülük ayağı var ama ne Türkçülüğü koyu ne o dönemde Batı'da tanıştığı sosyalist aydınlarla bir sosyalist ideoloji benimseyerek ülkeye dönmüş saymıyoruz. Ama kapılmış viruslardır, edinilmiş olan kültür müktesebattır. Her birine doğru evrilebilirdim. Ama hayatının sonlarında göreceğimiz şekilde koşullar onu sola doğru evrilmiş oluyor. Tabii ilk biyografi olduğu için de 17 biyografinin her biri bundan sonra dünyaya geldiler ve vefat ettiler. Biyografileri, doğum ölümlerini de kronolojik akışa yerleştirdim. Bunlar da bir görüntü versin. İlk öğrenimini Kudüs ve Şam'da yapmış. Babanın devlet adamı olduğundan bahsettik. Öyle olunca geniş Osmanlı coğrafyası, Şam, Kudüs buralarda görevler alır ve bu da oralarda babanın yanında orta öğretim, lise öğretimi dönemlerinde bulunmuşluğu vardır. Kudüs'ü 1916-17'de kaybettik. Supi ondan sonra 4 yıl ancak yaşayacaktır. Şam Haceza 1921-22'lerde Fransa ile olan nizahlarımızdır biliyorsunuz. İdadi eğitimini Erzurum'da tamamlamış. Yani lise, ortaokul sonları. 1900-1890 Zekeriya Sertel, bunların her birini ayrı ayrı konuşacağız. 1892 Sultan Galiyev'in doğumları. 20. yüzyılda ise Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcım'dan bahsediyoruz. Yani Nazım Hikmet alırsanız 1902, Supi 20 yaşlarındayken doğan bir çocuk Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcım da hakeza. 1905'te Erzurum'da lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Mektebi'nde bitirmiş. Demek ki 1900'lerin başında üniversite eğitimi, Darülfünun dönemi var demektir. Ve 4-5 sene sonra da bir hukukçu olarak buradan mezundur. 1905 ile 1908 arasındaki 3 yıldır Mustafa Supi'yi Paris'te bulunduran dış batı deneyimi. Bu 3 yılda Osmanlı'nın meşrutiyete doğru dönüşümü hızlı şekilde yaşadığı bir süreç. Paris'te hukuk eğitimine devam etmiyor, siyaset eğitimi görüyor. İkinci lisans eğitimini tamamlamış oluyor ve meşrutiyet ilanıyla beraber de Osmanlı'ya dönüyor. Paris'te 1908'lerde, 1905 arasındaki dönemde kimler varsa, Garp gazetelerden, Nasyon gazetelerden, oradaki broşürleri ya da aklınızda kalmışsa kalanları hatırlarsanız, Türk olduğu için düşüp kalkabileceği çevreyi de 3 aşağı 5 yukarı tahayyül edebiliriz. Marx'ın 200. yılını özetleyen video klibimde de bahsettiğim gibi bizim aydınlarımız bu dönemde kapitalizmin dışında sosyalist ve komünist ideolojinin kurucu önderleriyle yolları batıda hiç kesişmemiştir. Onlarla birebir öğrencilik ilişkilerinde bulunmamışlardır.
Onlar çünkü Batı'yı eleştirenlerdir. Batı'yı dönüştürmek isteyenlerdir. Bunlarsa Batı hayranlardır. Türkiye'yi batılı yapmak isteyen kuşaklardır. Dolayısıyla böyle bir şans yakalayamamışlardır. O vurgun oldu Batı. Ancak Marx'ın ölümünden sonra yakaladıkları bir hikaye, Sovyetlerin realize etmiş olduğu bir iktidar boyutu, burada da ancak milliyeti vererek nasyonalizme, internasyonalizme girebilme gibi bir şartla için kendilerini bulacaklardır. Evet, bir dizi dramatik tarihtir. Dönüp tarihi tekrar yeniden başka türlü kurgulamıyorsunuz zaman makinesiyle. Spekülasyonlar tabii yapıyoruz. 1905 İstanbul Hukuk Mektebi ve 1908'e kadar Paris. Siyasal Bilgiler Okulu'nda eğitim aldı. Bitirme tezi Türkiye'de itibari zirai teşkilatın hali ve istikbali. Yani tarım üzerine teknik manada yapılan bir tez. Gördüğünüz gibi ne nasyon ne de sosyal manada bir siyasi tez de almış değil. Kalkınmayı ülkenin iyi noktaya gelmesini düşünen anne baba tarafından eğitimli bir ailenin hukuk eğitiminden sonra Paris'te de siyaset okuyan bir evladı Mustafa Subi. Bu dönemde İttihat Terakki Cemiyeti ile yakın ilişkileri oldu. Hükümetin gazetesi olan Tanin muhabirliğini yaptı. İstanbul'da yayınlanan Hüseyin Cahid'in oraya yazılar yazmış. Siyasi kimliğine atfen İttihatçıların gazetecisi olarak da anıldı Paris'te muhabir. Burada tanıştığı birinci elden olmasa da bazı sosyalist düşünürler var. Ama sosyalizmi bir kültür olarak edinmiş. Fakat kendini sosyalist kimlikle tanımlar bir şekilde İstanbul'a dönmemiş. İstanbul'a döndüğünde iddiatçılığın yükselen ideolojisi olan milliyetçi düşünceye yakın. Biyografilerin müstakilen göreceğimiz Sabahattin Ali'yi, Mehmet Ali Aybar'ı 1907-1908 tarihli doğumlu olarak tarihliyoruz diyelim. Meşrutiyet'in ilanından sonra Servet-i Fünun ve Halk isimli gazetelerde yazmış. Servet-i Fünun, Tevfik Fikret'in son zamanlarında müdürlüğünü yapmış olduğu neşriyatı biliyorsunuz. Ticaret Mektebi ailesinde Yüksek Ticaret Okulu'nda ve Yüksek Öğretmen Okulu'nda ve Galatasaray Lisesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Hukuk ve iktisat dersleri verdi. Biyografilerini yine müstakilen göreceğimiz Kemal Tahiri Beyce Boran'ı 1910'da doğmuş olarak okuyoruz. Supi'nin ölümünden 11 sene sonra, Supi 30'larda iken bunlar dünyaya gelmiş diyelim. Maria adında bir hanımla evliliği var. Ve 1921'de o 14 arkadaşıyla beraber öldürüldü Karadeniz'deki öldürülme maddesinde. Bu da katledilenlerden bir tanesi. İttihat Terakki Fırkası'nın 1911 Genel Kongresi'nde Anadolu delegesi olarak katıldı. 1909 devriminden sonra iddiatçılar ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın koalisyonu olan bir yönetim Türkiye'yi 1913'e kadar yönetti. Tüm iktidar İttihat Terakki'de değildi. Ağırlık olarak iki partinin yarışından bahsediyoruz. Yani bir kısmı Türk Ocağı'na, Yusuf Akçuralara, Ziya Gökalp'lere giden bir düşünce dünyasına sahip nasyon ayağı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise Sabahattin, Prens Sabahattin ekolü, hürriyetçi, liberal düşüncelere daha yakınlar. Ancak 1913'te Babali baskınından sonra Enver Paşa ve arkadaşlarının tam egemenliği başlar. Dolayısıyla nasyon dedi ve Gapsedilerce'deki teyit ettiğimiz bilgiyi burayı içinde tekrarlamış oluyoruz. 1909 ve 1913 arası ve 1913-1918 arası ve 1918-1922 arası diye Abdülhamit sonrasını 3 döneme bölebiliriz. 13'e kadarki dönemi bu iki Osmanlı'daki partinin rekabet halinde oldukları yer. 1913 bir darbeyle Turancıların iktidar yılları ve savaşın sonuna kadar devam ediyor 5 yıl 1908. 8-22 arası Vahdettin aynı zamanda İstanbul hükümetinin başında ve savaş sonrası mütareke yılları biliyorsunuz. İttihat Terakki ise ülkeyi terk etmek durumunda, artık ondan bahsedilmiyor. Demek ki Paris dönüşünden sonra Mustafa Subi'nin yer aldığı cemiyet, siyaset
İttihat Terakki öncesi ve sonrası yönetimi demektir ve savaş yılları. İttihatçılıktan kopuşu bu kongreden sonra başladı. 1912 Ağustos'unda tamamen ayrıldı. Muhalefet etmeye başladım. Siyasi hayatına bir Osmanlı liberal demokrat olarak başladı. Yani Turancı iktidarın yükselmekte olduğu bir sürece muhalefetle bu Prens Sabahattin'e daha yakın bir duruşla İttihat Terakki'den kopuyor. Ama liberal kimliğinde, yani Paris'te tanıştığı sosyalist çevrelerden kaynaklanan bir sosyalist muhalefetin adamı değil Mustafa Suphi. Ahmet Ferit'le beraber İfhan adlı bir gazete yayınlamaya başladı. Yönetime muhalif. Gazetenin başlıca hedefi iktidardaki İttihat Terakki Fırkası'ydı. Gazete ilk yayınlandığında sosyalist bir çizgide değil, demokrattır. İfhan ilk yayınından ancak 7 yıl sonra sosyalist dili kazanacaktır. 7 yıl sonra Supi'nin ölümünden 3-4 sene öncesi demektir. Yani Supi'nin 40 yıllık hayatı, 40'ı bile bulmayan hayatın ancak son onda birlik kesitinde solculuğundan bahsediyorsunuz. Mali ve iktisadi konulara yönelik yazılar yazdı. Bu makalelerin halkçı ve özgürlükçü içeriklerine karşın sosyalist değildi. Sosyalizme kesin yönelişin Rusya'daki sürgünde gerçekleşti. Şimdi Rusya deyince anakronizm yapmayın. Rusya'da Sovyet Devrimi 1917'de gerçekleşti. Mustafa Supi'nin Sovyetlere gidiş tarihi 1914. Yani Çarlık Rusyası, yani Savaş Rusyası, yani Osmanlı'la savaşan Rusya'dan bahsediyoruz. Kimden kaçıyor? Herhalde Abdülhamit'ten kaçmıyor. İttihatçılardan kaçıyor. Yani Enver Paşa hükümetinden Rusya'ya sığınıyor. Ama hangi niyetle gidersiniz ve sizi kader neye dönüştürür? Onun orada bulduğu yıllarda Sovyetler bir devrim yaşayacak, o devrim süreci içerisinde yer alacak vesaire. 1912'de Ahmet Ferit Cumhuriyet döneminde tek soyadını almış. Başkanlığında kurulan ve kurucular arasında Yusuf Akçura'nın da bulunduğu Milli Meşrutiyet Fırkası'nın kurucular arasında da aynı zamanda. Yusuf Akçura'yı konuştuk nasıl dedelerde. Üç fazla siyasetin yazarı, ünlü nasyoncu. 1912, 20, 12 Mustafa Suphi, Yusuf Akçura'yla düşman dünyası farklı olan biri değil ama liberal ayağı da var. Fakat sosyalizmi de tanıyor ama ideolojik olarak Fransa'da benimsememiş. Muhaliflere karşı 1913 sonlarında başlayan Enver Paşa ve arkadaşlarının sürgün furyasında o da nasipleniyor ve Sinop'a sürülüyor. Kısa bir vetire göstermiştim Sinop cezaevinden. Sonra Sabahattin Ali'yi biz Sinop'ta onunla anlanacak, şey anlamacak tekrar hatırlayacağız. Dolayısıyla iki biyografiyi Sinop kesiştirecektir. Sabahattin Ali doğum tarihini verdim bunun biyografisi içerisinde doğmuş bir çocuk. Karadeniz sularından Rusya'ya kaçma. Bu hapishaneden Rusya'ya kaçmıştır. Sovyetlere demiyoruz, Rusya'ya kaçmıştır. Nazım Hikmet de aynı yolu izleyerek çok sonraki yıllarda Karadeniz'den Rusya'ya gidecek ama Sovyetler Rusya'sına gidecek. Onunla da deniz yolculuğunda Rusya'ya kaçma biyografilerinde birleşen bir unsur olacak. Ama bununki sosyalist Rusya'ya kaçış değil. 1914 başlarında kendisini komünist düşünceyle tanıştıracak olan süreç böylelikle başlamış oldu. İkinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? Yani sonbaharda, Kasım ayında fiilen Rusya'ya yaptığımız saldırı ve girişimiz. Temmuz'dan itibaren Almanya ile temaslarımız vesaire var ama henüz mukni olmuş değiliz. Dolayısıyla daha Dünya Savaşı da başlamamış demekti. Haziran'da gittiğiniz söylediğinize göre. Bu oradayken Birinci Dünya Savaşı başladı ve Osmanlı ve Rusya savaşı pozisyonda geçtiler. Yani Osmanlı'nın savaştığı Rusya'ya kaçmış değil. Savaş daha sonradan geldi. Bunu da bilmeliyiz. Çünkü kendisi hani Turancı Yusuf Akçura ile münasebet olan bir adam. Sinop'tan kaçmak için iki kez girişimde bulunmuş ancak ikincisi de başarılı olmuş. 1914'te böylelikle arkadaşlarıyla beraber Rusya'da kendini bulduğu bir siyasi mülteciydi orada. Kendisiyle birlikte kaçan 12 kişiden biri olan Ahmet Bedevi, Cumhuriyet'te Kur'an soyadını aldı. Anılarında
Rusya'ya giderken Mustafa Supi'nin aklında hala Türkçü, milliyetçi bir gazete çıkartmak olduğunu söyler. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Osmanlı tebaasından olduğu için Çarlık Rusya'sınca bu kez Rusya için de Sibirya gönderiliyor. Yani Çarlık döneminde almış ama Çarlık savaşla başlayınca Turanlı düşünceleri de var biyografisine baktığı zaman ve bunları sürüyor ikinci sürgün. Üç sürgünü var hayatında. Önce Faluva iline savaş patlayınca da savaş esiri statüsüyle Ural'a sürülmüş. Bu üç sürgün hayatında Türk kökenli çeşitli sosyalist devrimcilerle ve Bolşeviklerle tanışmış. Tabii Rusya'sında muhalefet içerisinde Rusya'dan, Çarlık'tan kurtulmak büyüt. Azınlıklar için de öylece. Onlara da çünkü sosyalizm özgürlük vaat ediyor, muhtariyet vaat ediyor. Ve Türkler arasında da sosyalizm Çarlık'tan kurtuluş umudu olarak yaygınlık kazanıyor. Dolayısıyla burada bu Türk sosyalistlerle tanışmışlığı yine bir çelişki doğurmuyor onun dünyasında. Türkçülük dünyasında sorun doğurmuyor. Çünkü Türk dünyasıyla buluşuyor. Türk dünyasına özgürlük getirecek bir ideoloji sosyalizm. Sovyetler yıkılması, kendi cumhuriyetlerini kurması manasına geliyor. Yani adımlar parça parça ilerliyorsunuz. Türk kökenli çeşitli sosyalist devrimciler ve Bolşeviklerle tanıştı. Doğu cephesine esir düşerek Rusya içlerine sürgüne gönderilen Anadolu askerler arasında çalışma yürüttü. Bolşevik düşüncelerle tanışıp devrimci bir çalışma yürütmeye başlaması 14-15'li yıllar hemen gittikten bir sene içerisinde. Bir iki sene sonra da 1917 Ekim'inde malum iktidar değişti. Moskova'ya hemen devrim sonrasında ulaşıyor ve Stalin'in yardımcısı olan Tatar Mir Seyit Sultan Galiyev'in sekreterliğini yapmaya başlıyor. Bunu da herhalde 2 hafta sonra konuşacağız. Sultan Galiyev. Aslında mütereddit de oldum. Önce bunu biyografisini vereyim diye. Çünkü komünizmin realize edildiği bir ülkedeki büyük bir Türk nüfusuna sahip ve sosyalist düşünce Anadolu'dan daha önce burada kuvvet kazandı. Tıpkı işte İsmail'den bahsettiğim Yusuf Akçura'dan Türkçülük dönemindeki şahıslar gibi Sultan Galiyev de Türk solunu anlatmadan ilk isimlerden biri olarak zikredilebilir. Ama TKP, Türkiye'nin ilk komünist partisi, Buraya vesaire. Doğum tarihi de daha önce olduğu için Supi'yi önceledim. Sultan Galiyev'in sekreterliği ve Joseph Stalin'in yardımcısı konumunda. Üçüncü enternasyonelci komünist oluşumdu bu. Birinci enternasyonel, ikinci enternasyonel, üçüncü enternasyonel. Bunlar dünya sosyalistlerinin yaptıkları büyük kongrelerin adları. Yani İnciller için ya da Hristiyan tarihinde Katolikler için konsiller ne ise sosyalist hareketi de enternasyoneller ona karşılık geliyor. Çünkü her bir enternasyonel toplanma sürecinde arada 10 yıllık, 15 yıllık bir standart periyoda sahip değil, ihtiyaca binaen gerçekleşmiş. Yeni çıkan sorunlar ve diyalektiğin kendi terminolojisini kullanırsak gerektirdiği dönüşümler nedeniyle bazı revizyonlar yapılabiliyor. Yeni kavramlar ortaya çıkabiliyor. Tartışmalar yaşanabiliyor. Dışlanan, aforoz edilenler olabiliyor. Yani iş bunu konsüllere gerçekten benzetebiliriz. Bu dönemde üçüncü konsülünün komünizmin dönemi. Bu üçüncü konsüle Rusya okulu deniliyor. İlk konsül Paris okuludur. 1917 devriminden sonra 1918'de Moskova'ya geldim. Burada Tatar Başkırt kökenli Bolşeviklerle birlikte Yeni Dünya isimli sosyalist Türkçe gazeteyi çıkarttı. Tabii Sovyetler muhalefet döneminde Moskova vaat ettiği üzere Türk halklarına ve diğer halklara Sovyetler kurmalarına izin veriyor. Milliyetler temelinde bir dizi Sovyetler yani cumhuriyetler oluşturuluyor. İşçi partilerinin önderliğinde devrim hareketler ama hepsi birleşik Sovyetler içerisinde. İşte Kırgızistan, Tataristan, Başkırtistan, bazıları özerk bölge, çok karmaşık olan daha dar nüfuslu bölgeler ve Azerbaycan. Sultan Galiyev bu işlerin en tepesinde olan merkez komiteden bir adam. Bu süreçte yardımcısı ve katibini yapan Mustafa Suppi için de Azerbaycan Komünist Partisi'nin oluşturulması ama bir anda da Osmanlı'dan savaş sonrası Rusya çekildi Birinci Dünya Savaşı'ndan ve onun
düşmanın pozisyonundan çıktı. Osmanlı'nın düşmanları Sovyetlerin de düşmanı oldu. O zaman bu tarafa dost nazarla bakmak gerekir. Anadolu'da da bir Kuvayi Milli Hareketi şekilleniyor. Ankara'da meclis toplanabiliyor. Bunlar İngilizlere karşı savaş verecekler. Öyleyse pekala Rusya Türklüğü dışında Anadolu bu Türk hareketi de bağımsızlık hareketi de enternasyonele bağlanabilir. Türkiye'de bir Sovyetler olabilir düşüncesi var. Dolayısıyla Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kongresi'nde Sultan Galiyev, Mustafa Supi ve Sovyet yönetimi Türkiye'de kazanmaya mahkum ama Türkiye kazandıktan sonra bir Batı blokunda ülke olsun tabii istemiyorlar. Bunu dönüştürecek ama yapısına baktıkları zaman meclisi Mustafa Kemal'in düşünce dünyasında onda da bir sol düşünce yok. Yani yardım etmek istiyorlar ama kullanmak da istemiyorlar. Dolayısıyla Mustafa Supi burada anahtar rol oynuyor. Burayı şimdi konuşacağız. 1917-1921 arası. 21 zaten hemen ocağında ölümü. Kırım ve Odessa'daki Rusya kökenli savaş esirleri Türkler. Kızıl Ordu içinde örgütlenen Türk savaş esirlerinin bir birlik ve Rus iç savaşına girişleri. O dönemden resimler görüyorsunuz, Taşkent ve diğer yerler. Bolşevik devriminin önderleri Rusya'daki Müslüman nüfusun devrime kazanılması amacıyla özel bir örgütlenme olarak Doğu halkları örgütlenmeleri, Şark halkları örgütlenmeleri merkez bürosunu oluşturdular. Bu örgütlenmenin başına Büyük Rusya Kurucu Meclisi'nde Baş Kürdistan temsilcisi olarak görev yapan Şerif Manatov getirildi. Supi de bu büroda görev yapan yönetici komitenin içerisinde Türk bölümü başkanı oldu. Supi'nin bu dönemdeki faaliyetleri esas olarak Rusya'daki Türk topluluklarıyla ve Rusya'da savaş esiri olarak bulunan Türk askerleriyle bağlantılıdır. Bu savaş esirleri Osmanlı döneminden elle olan esirler. Sayın Nursi ve Beşler arasında iyiydi. 1918'de Moskova'da Türk Sol Sosyalistleri 1. Kongresi'nin toplanmasına Moskova, Kazan, Samara, Saratov, Rezan, Asrahan gibi merkezlerde Türk komünist örgütlenmelerinin yaratılması doğrultusunda aktif gayretler gösterdi. 20 Temmuz 1918'de, Temmuz'da değil ama Ekim'de, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu, Mondros'u bizim anlaşmamız. Toplanan Türk Sosyalistleri 1. Kongresi bir parti örgütlenmesi kararı aldı. Artık Türk halkları içinde bir partiye ihtiyaç var. Bu örgütlenme hazırlıklarını yürütmek amacıyla Türk Komünist Teşkilatları, TKT adında bir örgütlenme kurdu. Türk Komünist Parti henüz değil, teşkilat. Kendisine bir merkez komite seçerek ağırlıkla Rusya'daki savaş esirleri içinde ve kısmen de Türkiye'de parti kuruluş çalışmalarını hızlandırdı. Yani dönecek olan Osmanlı savaş esirlerini döndükleri ülkeye bir turu atı gibi gönderiyorsunuz. Düşündüğüm ideoloji olarak onların komünizmle dönüştürüyorsunuz. Bu çalışmaların meyvesi olup, pardon, evet, Türkiye Komünist Teşkilatı Kurucu Komitesi 14 Temmuz 1919'da ilk Türkiye Komünist Partisi, tabii o dönem fırka deniliyor, kurucu komitesi oluşturuldu. Bu komitede Mustafa Supi ile Maksut Ekşi, Ali Rıza Keskin, Osman Topçuoğlu, da bunların çoğu Cumhuriyet'e erdikleri soyadları var. Mustafa Börklüce, Mustafa Sarı ve Kadir Erzurumlu da vardı. Bu arada kitap çalışmaları ve çeviri etkinlikleri de yapıyor. Komünist Manifesto'yu 1919'da çevirmeye başlamış. Bu çeviri tamamlanmamış. İlk iki sayfası burada gözüküyor. Üzerinde hazırlanmış tezler var akademik bu çeviri üzerine. Komünist Manifesto'da Marx, Engels'in hayatta oldukları dönemde ilan edilmiş. Bu komünist enternasyonellerin, dünya işçilerinin büyük kredosu, amentüsü diyebileceğimiz bir metin. Ve onun Türkçe çevirisi Mustafa Supi'nin başlattığı. Tabii daha sonra tamamlanan çeviriler, birçok ayrı çevirisi yapıldı. Onun devamı değil. Bakü Teşkilat, Komünist Teşkilatı Komitesi'nden sonra Mayıs 1920'de Bakü'ye geldi. Bu arada Anadolu ne pozisyonda? 1915, 1919, 15 Mayıs'ında İzmir Yunanlar tarafından işgal edildi. 4 gün sonra da Mustafa Kemal'in Samsun'a vasıl olduğunu söz konusu ediyoruz. 1981 doğumlu Mustafa
1983 doğumlu, Samsun doğumlu Mustafa Supi'nin memleketine geliyorsunuz. İki Mustafa'mız. Biri Anadolu Müdafaa ve Hukuk Cemiyetleri, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşan partinin ve Türkiye Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin lideri. Diğeri ise legalleşememiş olan, bu kez Batı'ya, sosyalist, kapitalist Batı'ya değil, komünist Batı'ya entegre olmak isteyen Mustafa Supi. Mustafa Samsun, bunun bedeni fiziki olarak doğduğu bir memleket ama maddi olarak öldüğü memleket. Oradan Rusya'ya giderken öldürüldü. Mustafa Kemal'in ise doğum tarihi 1919, doğduğum yer Samsun dediği. Samsun'a böyle bir mistifiki anlam kazandırdığı bir yer. Evet, biyografilerin karşıtlık içinde oldukları tespitleri de böyle verelim. 1919, Hanza, Amasya, 1919'un aralığı Ankara'ya gelişi ve Ankara'ya gelişinden bir ay sonra 20 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da son Osmanlı Meclisi'nin mebusanının toplanması, kendini feshetmesi. Şimdi Osmanlı nasıl bir yönetim? Meşrutiyete geçti 1909'dan beri. Yasal olarak bir kanun esası var ve sultan yürütme işini tek elden yürütmüyor, meclis. Meclis kendini feshetti. Meclisin feshettiği bir ortamda o meclisin yerini dolduracak bir meclisin Anadolu'da kurdular. Dolayısıyla padişah bu meclisi anayasal olarak kabul etmiş olan bir padişah. Yani iki ayrı devlet ortaya çıkmıyor. Tek bir devletin padişahı İstanbul'da. İstanbul işgal altında olduğu için dağılmış olan meclisinin daha güvenli olan bir yerde toplanması. Bu meclis kendisini İstanbul hükümetine bağlı addederek ve meşruti yasalar içerisinde vücuda getirilen bir meclis. Ve tabii seçim geleneği de oluşmuş. Okumuş kadro, iddiaçılar vesaire. Parti kendini lağvetti, dağıldı. Ama bu yaşayan İttihatçı Terakki ile çalışmış memurların, askeri şahsiyetlerin kendi kendini harakiri yapması, öldürmesi manasına gelmiyor. Elbiseleri çıkarttılar. Ama bir şekilde Mustafa Kemal'in ve meclisin direnç kadrolarının çekirdeğini yine İttihat Terakki kadrosu şekillendirdi. Ama resmen artık bu kimliği kullanamıyor. Suç unsuru çünkü İngiliz hükümeti ve diğerleri. Mustafa Kemal İttihat Terakki Partisi'nde değildi. O daha müstakil bir partinin adamıydı. Onlarla Enver Paşa nedeniyle kişisel kavgaları vesaire de vardı. Her neyse, yani söylemek istediğim, Bakü'de Anadolu'dan giden, Sovyetler işgalinden gelen 75 kadar delegenin biçimlendirdiği bir meclis oluşturuldu. O mecliste Komünist Partisi şekillendirildi. Bu tarafta ondan biraz birkaç bir ay farklılıkla Ankara'da bir meclis oluşturuldu. İki ayrı meclis. Biri legal, diğeri illegal. Biri liberal batıya, diğeri ise Sovyetlere entegre bir çabanın Mustafalarından bahsediyoruz. Başlangıcı daha sonraki önceki tarihlere uzanmakla beraber 10 Eylül 1920 tarihi, tabii 23 Nisan'da meclis açıldı. Açılış tarihinde bahsedersek bu Anadolu'dan gelen delegeler, Kuvayi Milliye, birçoğu iddiatçı ama dışında hocalar filan da değişik etnisite ve mezhep temsiliyet olan şahsiyetlerin de bulunduğu bir alandan bahsediyoruz. 1921 yılının Ocak ayının 20'sinde Mustafa Supi'nin ölmesinden 8 gün önce bu meclis yeni bir anayasa yaptı. Teşkilat-ı Esasiye Anayasası. Yani Kanun-u Esasi 1900 1878'deki Kanun-u Esasi'den sonra yapılan ikinci anayasa bu. Cumhuriyet'ten önce yapılan bir anayasa, 1921 Anayasası. Teşkilat-ı Esasiye. Anayasanın bütün unsurların içinde barındırmıyor ama meclisin işleme tarzını, şeklini, yapısını, teşkilat yapısını ifade eden bir yapı. Şeklen Osmanlı'ya ait bir meclis olarak var. Şeriat, ahkamı, adliye, onun yasalarının temelini oluşturmakta. Yürütme, yasama, yargı hepsinin bileşik olduğu bir alan. Bir meclis hükümeti kendi içerisinden çıkartıyor.
Ama ortada fiilen bir devlet kuruldu 1921'in 20 Ocağı'nda. Yani 23 Nisan'daki meclisin oluşumu bir devlet olarak karşımıza çıkmadı. Ama ondan 8-9 ay sonraki 20 Ocak 1921'de bir devlet resmen kuruldu. Cumhuriyet'in asıl kuruluş tarihi Cumhuriyet olarak karşımıza çıkmadı. Böyle bir yapı. Ama Mustafa Kemal'in ideolojisine uygun bir yapı değil. Yıkarma, bir koalisyon hükümeti bu. Bakü'de ortaya çıkan Komünist Partisi'nin dayandığı meclis, tabii bu süre esnasında Ankara hükümetinin de Sovyetlerden mali yardım alma amaçlı olarak Şirin yazışmaları, diyalogları ve onların da Mustafa Sıpiye'ye yönelik bir iltifat görmeleri, onun da mecliste temsiliyetini arzu etmeleri, illegal olarak oluşturulan bir parti gelecek ve Ankara meclisinde yer bulacak. Legalite elde edecek. Sovyetler de destek verecek. Hem destek gelmesinin bir sevinci ama arkasından diğer hiçbir partinin meclisteki oluşumdan arkasında böyle güçlü bir dış destek yok. Mustafa Suki de var. Bir de bunu yarattığı korku ve endişe var. Başlangıcı daha önceki tarihlere uzanmakla beraber 10 Eylül 1920 tarihi TKP'nin kuruluş tarihi olarak anılıyor resmen. Bu tarihte gerçekleşen Baku Kongresi, sosyalist faaliyetlerin ve örgütlenmenin Anadolu'daki değişik damarlarını birleştirecek tek bir parti çatısı altında toplanmasını sağladı. İştirak diliminden bahsederken bir sosyalist partiden bahsetmiştim. Bunun dışında değişik ufak tefek cemiyetler de var. Bunların hepsini de tek bir partide, kendi bünyesindeki partide toplamayı hedefliyor TKP. Baku Kongresi'nde Ethem Nejat, Hakkı Hilmi'nin önerisiyle çeşitli sosyalist çevrelerin birleştirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede Türkiye sosyalizminin o ana kadar farklı kanallarını oluşturan Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, Anadolu Merkezi Türkiye Komünist Partisi ve Bakü Merkezi Türkiye Komünist Partisi tek bir çatı altında Türkiye Komünist Partisi ismiyle birleşti. Diğerlerini de kendine iltihak ettiriyor. Arkasında Rusya'nın resmi desteği var Sovyetlerin. Savaş şartları nedeniyle kongreye Adana ve İzmir delegelerinin katılamadığı Batı Kongresi'ne İstanbul, Ankara, Zonguldak, Ereğli, Trabzon, Samsun, Rize, Sivas, Kars, Erzurum, Eskişehir ve Konya'dan toplam 125 delege katıldı. Yani bu delege dediğinize göre bunlar nedir? Okumuş adamlardır. Ama işçi sınıf adına katılmaktadırlar. Herhalde işçiler katılmıyorlar bu toplantıya. Bunları temsil sadedinde bir komünist partiye iştirak etmek, delege olmak demek ki böyle bir eğilim var. Batı'ya gidenler içerisinde bu ideolojiyi Mustafa Supi'den daha önce benimsemiş olan ama arkalarına Sovyetlere gidip destek alacak gücü bulamamış olan oluşumlar da var. 15 bölgeden gelen 75 delegeden 51'i ise misafir delege statüsündeydi. TKP bundan sonra İstanbul dışına taşarak Kurtuluş Savaşı'nın kalbi durumunda olan Anadolu içinde etkili oldu. Evet, bunun başkanlığını yaptı. Diğerleri ise değişik parti kanadında isimler almışlar. O dönemden çekilmiş resimler vesaire. 1920'de kabul edilen TKP'nin ilk programında Mustafa Supi çizgisinin ağırlıkla damga vurduğu görülür. Yani bu bir yıllık dönem zaten. 21'in hemen başında vefat etti. Bu ifade ne manaya geliyor? Çünkü ölümünden sonra Şefik Hüsnü adında TKP'nin ikinci başkanı olacak şahıs var. O şahısla beraber Sovyetlerle olan münasebet asgari seviyeye indiriliyor. Ve TKP daha millici bir çizgiye, enternasyonel çizgiden kayıyor. Onu ifade ediyor bu cümle. TKP'nin en özgün yanlarından birini partinin programatik yapısı oluşturdu. Programın hazırlanışı 3. Enternasyonel'in yani 3. Komünist Konsülü'nün kuruluş günlerine denk düşer. 2. Enternasyonel'le hesaplaşmanın bu en sıcak günlerinde 3. Enternasyonel'e hakim olan enternasyonalist devrimci sınıf siyaseti rüzgarının bütün coşkusu, kararlılığı TKP'nin kuruluş programına yansımıştır. Programdan sadeleştirilmiş metin, toplumsal devrim gibi devrimin bütün dünya burjuvazisi üzerindeki zaferinden çıkan komünizm uygulaması da evrensel içerik taşır. Enternasyoneldir, yani kateşiktir, ökümeniktir, yeni dille ifade edersek, ümmetçidir veya.
Doğunun ham maddesiyle Batı'nın sanayi ürünleri yine böyle bir bütün teşkil ediyor. Onun için komünizm uygulamasında evrensel bir içerik ve zorunluluk vardır diyor program. Ve 40 yıllık, 1920'den 40 yıl geri giderseniz 1980'lere varırsınız. Marx'ın öldüğü zamana. Son 40 yıllık sömürgecilik faaliyeti neticesinde ve bilhassa Avrupa Genel Savaşı'ndan sonra siyasal sınırları bir kat daha belirmiş olan bu şartlar içinde burjuvaziye dayanarak geliştirilen herhangi bir hareket Doğu'nun zavallı millet ve memleketlerini kurtarmak yeteneğini kaybetmiştir. Yani Anadolu'daki sosyalistini ilan etmemiş olan burjuva muhalefeti bu milletin kaderine özgürlük getirmeyecektir. Dolayısıyla muhalefeti biz ele geçirmemiz lazım diyorsunuz. E tabi bütün bunları da Sovyetlerden yardım almakla beraber meclisin kadroları da biliyorlar ve gelen bu yardımın hesaplı bir yardım olduğunu da bildikleri için tetiktedirler. TKP sosyalizmin kuruluşunu bir dünya devrimi genel problematiği içinde ele aldı. Sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki devrimle sanayileşmiş ülkelerdeki devrimi tek bir proleter dünya devriminin parçası olarak gördü. Nasıl Sovyetlerde bir bağımsız Azerbaycan değil, bütün Sovyetlere katılmış olan bir özerk Azerbaycan bahsediyorsanız, Türkiye'de öyle Sovyet sistemine dahil olacak bir özerk Azerbaycan olacaktır. TKP'nin problematik olarak Türkiye'nin devrimini enternasyonist bir ruh ve bakışla ele aldı. TKP Merkez Komitesi tarafından Haziran 1922 tarihinde yayınlanan TKP Genel Yönetmeliği baştan sonra Türkiye devrimini dünya devrimi genel şemsiyeti altında değerlendirmektedir. Evet, bunun vesikası olan cümleler, konuşmalar, maddeler yer alıyor. Din neresinde TKP'nin bu kurulmuş olduğu başlangıcında? Ulus ve din başlığı adlı maddede TKP çok etnikli bir toplumda diğer gruplara karşı yaklaşımını açıklar. Programın TKP'nin laiklik anlayışını ortaya koyan maddeleri de şöyledir. Tabii yapı içerisinde Kürtler buna davetlidir, Ermeniler buna davetlidir, Rumlar buna davetlidir. Nasyonelikte gördüğümüz ayrışmalar ve karşıtlıkları bunlar yapay, üst kurum çalışmalar olarak görüyor. İşçi sınıfını zayıflatan, hepsini birleşip bir kardeşlik, uhuvvet, ümmet bilinci falan diyelim tırnak içerisinde toplamak istediği için laiklik olmazsa olmaz ve eşit mesafe. Dini içerideki terbiye, eğitim ve ibadet işlerini dinsel toplulukların iç işi olarak güvence alacağız, diyor. Dinsel kurumların devletten ayrılarak dinsel topluluklar halinde bırakılacağı söyleniyor. Yani şeriata karşı oldukları söyleniyor. Ta gidersek 2. Mahmut dönemine sultanın ben tebaamı nerede görmek isterim din adamlarını? Camide, havrada görmek isterim. Devlet işlerine burunlarını sokmasın dediği çizgideki Osmanlı'nın ta sarayda edindiği o batı laiklik düşüncesinin evet Garp sedelerde de, nasyon sedelerde de, komünist sedelerde de ortak payda olduğunu görüyoruz. İtiraflar başka yerlerde ama din, şeriat, tarihsel ortak aldı. Oradaki ayrışım ortak dünyaları. Yani bu komünizme mahsus bir şey değil, dini yerleştirdiği yer. Fakat dinlerin, milliyetlerin insanlar arasında nefret ve düşmanlık doğuran yenici masallarına karşı da savaş verileceği söyleniyor. Programın 7. maddesinde çözüm olarak bu laiklik sorunu, dil ve kültür açısından her türlü ayrıcalığın ortadan kaldırılması ve her ulusun bu konuda tam özgür olmasının sağlanması. Yani temelde devlet iddiası olmamak kaydıyla din dışı ateizm diye bir tercih yansıtılmıyor. İdeolojide Marx'ta var olan şey parti programına. Devlet örgütlenmesinde her ulusun temsil edilmesini sağlayacak bir federasyon sisteminin kurulması. Uluslar arasında çıkacak olan muhtemel sorunların, yani uluslar derken bu çevirdi tabii böyle vermişler. Osmanlı milletler esasına, Rum milleti, Ermeni milleti, Yahudi milleti, dini toplulukları kastediyorsunuz. Bunlarla çıkacak sorunların kanlı çatışmalara yol açmaması için plastik bir yöntemiyle genel oraya başvurulması. İşte doğudaki Ermenilerin hak iddiaları, Kürtlerin hak iddiaları, aynı toprak üzerinde bura bizim sizin hikayeleri. Bunlarda da plesibit yapacağız. Yani Kürtler çoksa Kürtlere, Ermeniler çoksa Ermenilere diye. Plesibit kimin ilkesiydi? Wilson'un ilkesiydi. Halk oylamaları ve diğerleri. Evet, artık şekillenmekte olan genel humaniter bildirge şekilleniyor.
Rossopi'nin konuşmaları evet, artık zaten sona geliyoruz. Uzun bir hayatı yok. Bu kapsamda işgale karşı Anadolu'da savaşmak üzere Sovyetler Birliği'nde bulunan Türk askerlerden bir Bolşevik tabur oluşturuldu. Maddi yardım dışarısında bu esirler de Anadolu'daki mücadeleye destek vermek amacıyla gönderiliyor. Şimdi bunlar Turbatı gibi aslında geliyorlar. Çünkü komünist ideolojiyle dönüşmüş olan gençler ve diğerleri. Bolşevik tabur oluşturuldu. Kuvayi Milliye Komutanlığı'nın emrine verildi. Devletin beraber savaşması mümkün olmadı. Askerler geldikten sonra değişik yerlere dağıtıldı. Yani bir ova kamplarını önlemişler, değişik yerlere dağıtmışlar. Halbuki gönderenlerin amacı bu değildi. Buradan tabii onlar da şüpheleniyorlar ilişkinin samimi olmadığına dair. Mustafa Sufi böyle bir programla Anadolu'ya geldi. Amacı Kurtuluş Savaşı'nı bir emekçi iktidarına dönüştürebilmekti. Ocak 1921'de, 20 Ocak 1921'de yeni bir anayasa kabul edildi dedim size, hatırlayın. Ve bu anayasanın yürürlüğe girme tarihi, yayınlanma tarihi de bugün 1 Şubat 1921'dir. Onun da yıl dönümü. Ama 28-29, ondan 3 gün önce Mustafa Sufi öldürüldü. Türkiye'de siyasi kargaşa çıkartmak istediğinden şüphelenen Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi adı da bu teşkilat esasiyede aldığı attır. Cumhuriyet döneminde Türkiye eklenecektir buna. Meclisin adı da Büyük Millet Meclisi. Doğu Cephesi Komutanlığı kendilerine koruma vermedi. Kars ve Erzurum'da linç girişimlerine uğramalarına ilgisiz kanıldı. Anadolu'ya gelirken uğradığı saldırılar. Bu milletler cumhuriyetini bir arada tutacak şöyle bir kısa konuşmasını da özetleyeyim de Mustafa Sopi'nin. Türk ve Kürtlerin, Ermenileri ve Ermenilerin Kürtleri 1915'te Ermeni tehciri yaşandı. Abdülhamit zamanında Hamidiye alayları Kürtler ve Ermeniler arasında bir sürü kan düşmanlık hikayeleri var. Ama oluşturulan TKP delegeler içerisinde Kürt de var, Ermeni de var, Türk unsurlar da var. Bütün bunlarda etnisitenizi unutun, dini yapınızı unutun. Komünist ideolojide bir araya geleceksiniz. Zaman zaman yükselerse bu tür şeyleri bastırmanın yolu, yöntemleri aranmış oluyor. Türk ve Kürtlerin Ermenileri, Ermenilerin Kürtleri ve Türkleri takibe, mahva, yok etmeye koşmaları bu fetihlik davasında medeniyetleri vahşiyetle yoğrulmuş Avrupalı emperyalistlerin insan ruhuna ettikleri, akıttıkları zehir bu masum milletler arasında kast ile sokulan din ve millet hırslarıyla yakılan bir düşmanlıktır. Ermenilere Anadolu'nun yarısını vaat edip, sonra Türk ve Ermeni milletler arasında katliamlar ve yağma ateşleri yakıp, daha sonra tutuşturdukları bu yangını söndürmek için Küçük Asya'nın işlerine karışmak. Anadolu'yu ne Türklere, ne Kürtlere, ne Ermenilere değil, ancak kendilerine almak. Onların maksatları budur diyor. Doğru değil mi bunlar da? Doğru, Batı'nın hesabı. Bu hakikat Türk ve Ermeni işçi ve köylüsünden bilmedik, anlamadık, hiç kimse kalmamış olmalı. Bu hakikati halka anlatmak ve o feci cinayetlerin önünü almak, Türk ve Ermeni inkılapçıların bu inkılapçılardan özellikle komünist enternasyonların vazifesi olmalıdır. Diyerek Ermeniler ve Türkler arasında, Kürtler arasındaki milliyet temelli, din temelli tartışmaları hepsini unutmalarını, imanla dine sıkı sıkıya bağlı olmalarını istiyorlar. Buradaki din enternasyonist iktidar. Türk emperyalistleriyle bu Ermenileri katleden İttihat Terakkiciler kastediliyor. Ermeni burjuvazisinin bu taraftan da Türklere karşı savaş veren Ermeni çetelerini Fransa'nın, Almanya'nın, oradaki burjuvazinin kendi çıkarları için kurduğunu söyleyerek onlara da hayır diyorlar. Türk emperyalistleriyle Ermeni burjuvazisinin bu iki halkın mahvına yürüyen hareketlerini takip ve bu hususta bütün dünyayı aydınlatma Türk komünistlerine düştü. Bizler üstümüze düşen ve bu işin bütün imkansızlıklara bakmadan elden geldiği kadar işlemeye çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. Fakat bu husustaki uğraşın bir kısmı da Ermeni yoldaşlara kalıyor. Onlar da oyuna gelmesinler diyor. Enver Paşa'dan fukara halka bir fayda gelirse, taşla, bunlar da Ermeni bağımsızlık hareketleri, süt bunlardan da iyilik beklenebilir. Yani ikisi de sizi oyuna getiriyor.
Fakat Ermeni enternasyonel dostlarımız bütün en büyük ümitlerimizi temsil etmektedirler. Bu oyuna gelmesinler diyor. Mustafa Kemal'in doğrudan dahiliyle mi yoksa Mustafa Kemal'e rağmen Enver Paşa'nın bir operasyonuyla mı olduğu henüz tam aydınlatamamış olan bir katliam. Komünist hareket içerisinde kim öldürdü, kim öldürtmek istedi bunu tartışıyorlar. Çünkü farklılar. Kemalist solcular var, Kemalist karşıtı solcular var. Buna göre de katilin kimliği farklı. Kemalist olmayan solcular Enver Paşa'nın öldürdüğünü söylüyorlar. Doğu Kongresi'nde, Bakü'de yapılan kongrede Enver Paşa'nın bir yoklamasını vermiştim. 1918 Kasım'ında Berlin'e geçtikten sonra Sovyet elçisiyle görüşmüş ve Sovyetlere gitmiştim. Ölümden önceki o Sovyetlere karşı bağımsızlık savaşı vermesinin öncesinde onun da bir Galiyevvari Türk Turan ülkesini komünizmle iştiraken kurma temayülleri vardı. Dolayısıyla burada yapılan kongrelere katılıyordu Enver Paşa da. Yani üç ayaktan Türkiye üzerinde Sovyetler plan yürütüyorlardı. Bir Mustafa Kemal ilişkileri vardı ve Enver Paşa ilişkileri vardı. Bir de resmi kurdukları Mustafa Suphi hareketi vardı ki asıl ağırlık verdikleri de buydu. Enver Paşa da Adana'ya geçmek istiyordu ve İttihatçıların Kuvayi Milliye içerisinde ağır olduğunu biliyordu. Meclise gelebildiği takdirde bir başkanlık seçiminde Mustafa Kemal'i alt edeceğini ve meclise geçeceğini düşünüyordu. Dolayısıyla Mustafa Kemal Enver'in gelmesini istemedi. Engelledi biliyorsunuz. Ve Mustafa Suphi için de aynı hikaye var ama Mustafa Suphi'yi kızdıracak bir iş yapamaz diyorlar Kemalist solcular. Çünkü Sovyetleri gücendirmek istemezdi. Ama Enver kendi yerini almasından çekindi Mustafa Suphi'nin. Dolayısıyla onu ortadan kaldırttı. Yani o taraf böyle yorum, bu taraf böyle yorumlamış. Ama izlettiğim videoda parça parça birçok yazışmalar var. Mustafa Kemal'in gönderdiği talimatlar var, izlettikler var. Mustafa Kemal'in öldürdüğü aşikar. 28 Ocak'ı 29 Ocak 1911'e bağlayan gece 14 arkadaşıyla beraber Trabzon'dan Sovyetlere gönderilmek için bindirildikleri teknede kayıkçılar kahyası Yahya Kahya tarafından öldürüldü. Sürmene Karadeniz açıkları. Başka kaynaklara göre Mustafa Suphi, Enver Paşa'nın Bozkırova'daki siyasi aktivitelerinden haberdardı. Enver Paşa'nın Türk Ulusal Hareketi'nin yenilgi uğramasından sonra Bolşevikleri kullanarak Türkiye'deki otoriteyi ele geçirme planını biliyordu. Suphi'nin bu gizli planının ifşa etmesinden endişe edildiği için onun taraftarı tarafından öldürüldüğü savunuluyor. Sol açıdan bakılırsa böylece Mustafa Suphi ve arkadaşlarının ölümü Kurtuluş Savaşı'nın daha ileri bir karaktere sahip kılınması şansını yitirilmesi manasına geliyor. Komünist Parti manifestosunu çevirmeye başladığını fakat bunun tamamlanamadığından bahsetmiştim. Suphi'nin ölümüyle TKP daha milliyetçi olan Şükrü Hüsnü önderliğindeki İstanbul kanadının hakimiyetine girdi. Türkiye sosyalizmi bu milliyetçi yükü uzun yıllar sırtından atamadı. Enternasyonistler böyle yakınıyorlar. Tekrar enternasyonist çizgiye 40 sene sonra TKP'nin döndüğünü söylüyorlar. 3 sene sonra Lenin'in öldüğünü görüyoruz. 1925 Ecevit'in doğum tarihidir. 26 1970'lerde öldürülen işçi hareketi önderi Kemal Türker'in doğum tarihidir. 27 Çetin Altan doğmuştur. 39'da Troçki'yi ekart eden Stalin II. Dünya Savaşı'na girmiştir. 37 Yılmaz Güney'in doğumu, 42 Doğu Perinçek'in doğumu, 43 Murat Belge'nin doğumu. 1945 Stalin dünya paylaşım masasına oturdu. Emperyalistlerle dünyayı paylaştı. 1948'de Sabahattin Ali öldürüldü. Bazı belgeselde dinlediğimiz Mustafa Suphi şarkısının sözleri Ruhi Sun'un Karaciğer Ağdı görülüyor burada. 1956 Macaristan Çekoslovakya işgalleri. Yani onların da Sovyetler gibi, Azerbaycan gibi yapılmadı ama bir özerk bölgeler var, bir Sovyetler var. Bir de Varşova Paktı denen bir pakt oluşturularak böyle merkeze bağlandılar. 1961 Aydemir Güler'in doğumu, 1962 Küba krizi yani Latin Amerika. Latin Amerika 40 yıldır, 50 yıldır böyle krizlerle dolup taşıyor. Aynı şekilde Sovyetler nasıl İran'ı, Azerbaycan'ı, Sovyetlerin içine dahil olmamış kenardaki ülkeleri Sovyetlere karşı Stalin yaptıkları 1940
5'teki Yalta Potsdam Anlaşması'ndan sonra arka bahçe nitelemesi cihazında kullanmak istemişse aynı şeyi bu tarafta orası için kullandı. Latin Amerika'da küçük halklar, İspanyolca konuşan Katolik halklar. Tabii Amerika'nın bu işgal süreci Latin Amerika Katolisizmi de dönüştürdü ve Vatikan'dan bağımsızlık adeta ilan etme durumunda kaldı oradaki kiliseler. Çünkü Vatikan Soğuk Savaş yıllarında Sovyetlere karşı Amerika Batı bloku içerisinde yer aldı. Komünizm şeytanın ta kendisiydi. Ama burada ülkelerini işgal etmek isteyen şeytan Latin Amerika halkları görüyor ki Amerika sürekli saldırıyor. Papazlar bile bu direnişin dışında kendilerini bulamadılar. Ve Latin Amerika'daki kiliselerdeki papazların hepsi solcuydu, solcu oldular. Ve direnişi örgütlediler. Kilise de bunları Katolik Papa kabul etmediği için afaz ettiler. Dolayısıyla 1950, 60, 70, 80 Latin Amerika Katolikliği denilen bir sol Katoliklik doğdu. Rahipler hareketi doğdu. Böyle olunca da bağımsız bir şekilde İncil yeniden yorumlandı. Devrimci bir İsa imajı ortaya çıktı. Anti-emperyalist bir İsa imajı ortaya çıktı. İzzet tamamının Maduro konuşmasında Cem Özdemir'e verdiği konuşmada İsa Efendimiz'den bahsetmektedir. Venezuela'da bir önceki başkanı Chavez, Mehdi'nin gelişiyle İran lideri Ahmedinejad'la münasebetlerinde sizin Mehdi'nin gelişiyle bizim İsa'nın gelişi onlar el ele verdiklerinde emperyalistlerin toz atacağız deyişlerinde görüldüğü gibi Latin Amerika solculuğu dindar bir solculuktur. Katolik bir solculuktur. Din karşıtlığı yok. Komünist ideolojinin başladığı yerle Latin Amerika'daki çehresi, koşullar, altyapı, üst yapı enteresan. 1962 Küba krizi, 63 Nazım Hikmet'in ölümü, 63 Berlin Duvarı'nın inşası, 65 İmamoğlu CHP'nin ortanın sonu olduğunu ilan etti. Böylelikle Kemalist Parti sol mirası çok da fazla sol değil. Ortaya yakın bir sol diyerek bulaştı bir yerden. Bundan sonra CHP'yi sol kimlikle anmaya başladık ki Sabahattin Ali'nin ölümünde, Nazım Hikmet'in ölümünde CHP'nin emirleri var. Mustafa Sup'un ölümünde vesaire buluşamayacak bir ideoloji Kemalizmle sol. 68 İşçi Partisi meclise girdi ve İnönü'nün CHP'sinin ortanın solunda olduğunu söyledi. İşçi Partisi kadar değil ama diyerek. Ama kente gelen göçmenlerin, varoşların oylarına talip. 1971 Hikmet Kıvılcım'ın ölümü. 12 Mart muhtırası yine aynı sene. İşçi Partisi kapatıldı 6 yıl sene sonra. 3 genç sosyalist asıldı. 73 Kemal Tahir'in ölümü. 74 9 sene sonra Ortanın Soluğu Partisi koalisyonla da olsa da iktidara geldi. Ve 141-142 mahkumları affedildi. 1970 yılının 1 Mayıs'ta katlı çarpışmalar, sol gruplar birbirleriyle çarpıştı denilir ama sol hareket bunun bir provokasyon olduğunu ve Amerika'nın yaptığını söyler. 1980'de Zekeriya Sertel'in ölümü, 1980 Kemal Türker, 1984 Yılmaz Güney, 1985 Gorbaçov'un reformları, 87 Behice Boran'ın İşçi Partisi Başkanı, ilk başkan ölümü, 89 Berlin Duvarı'nın yıkılması, 91 Sovyetlerin kendini feshetmesi. Rusya Federasyonu'nun oluşması, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığı elde etmesi. 1921'de Bakü'de kurulan TKP, 70 sene sonra Azerbaycan komünistlikten çıkıyor. 1995 Milli Sol, Mehmet Ali Aybar öldü. Mehmet Ali Aybar, Nazım Hikmet'le akraba, bunları nasyon dediler ve Celalettin Paşa'da bir anlatmıştım. Muhtedi, onun soyundan gelen katlılar. Turan Feyzoğlu, CHP'den ayrılan Güven Partisi'ni kuran Kayserili hemşerimiz Mustafa Sıpkı üzerinde tez sahibi. Türk Ocağı'ndan Türkiye Komünist Partisi'ne. Hamit Erdem'in Mustafa Sıpkı üzerinde bir akademik çalışması var. 2006'da Bülent Ecevit'in 2015'te Çetin Altan'ın ölümü diyerek Mustafa Sıpkı sonrasında biyografi anlatacağım şahısların da nerede görüldüklerini atla sonra paylaşmış olalım arkadaşlar. Sanırım Aslı'ya Sultan Galiyev deriz veya İşrak değil mi? Geçeniniz hayırlı olsun.